Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında emekliliğine bir yıl kala meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Öner Yıldız, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi. 1990 yılında aynı ocaktaki Girizu patlamasından kurtulduktan sonra emekli olan baba İsmail Yıldız, büyük üzüntü yaşadı. 13 yıldır Amasra Taş Kömürü İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü'nde çalışan ve emekliliğine bir yıl kalan evli ve iki çocuk babası Öner Yıldız, 41 kişinin yaşamını yitirdiği madencilerin arasında yer aldı. Yıldız'ın cenazesi memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Konarı Köyü'ne getirildi. Aynı ocaktan emekli olan ve 1990 yılındaki Girizu patlamasından kurtulan baba İsmail Yıldız, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında taziyeleri kabul etti. İsmail Yıldız, madenci oğlu Mehmet ile kızı Zehra Topal, tabutun başında büyük üzüntü yaşadı. Öner Yıldız'ın cenazesi, Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Ebediyet yolculuğunda olan merhum kardeşimize olan hak ve hukukunuzu helal eder misin? Helal olsun. Tekrar helal eder misin? Helal olsun. Tekrar helal eder misin? Helal olsun. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahumme salli ala Muhammed. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aşağıya.